Efendim merhabalar, iyi günler. Lexistoria'nın yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Nasıl serisindeyiz? Bu seride biliyorsunuz kendi hobilerimden, zevklerimden bahsediyorum. Neyin nasıl yapılacağına dair fikirlerimi aktarmaya gayret ediyorum. Bir yandan da ufak tefek tarihçe bilgilerini de arz ediyorum. Geçen videomuzda pipo nasıl içilir onun üzerine konuşmuştuk hatırlayacak olursanız. Bugünkü videomuzda da bir başka kötü alışkanlığım olan tesbih merakımdan bahsedeceğim ve tesbihin tarihçesine biraz değinmeye gayret edeceğim. Şimdi efendim, tesbih nasıl çekilir, nasıl alınır, nasıl satılır'a geçmeden önce biraz tarihçesine bakalım. Bugünlerde biliyorsunuz biraz kaba bir şey, hatta amiyane tabirle kroca bir şey olarak görülüyor tesbih taşımak. Yani elinde 33 tesbih olan bir adam gördüğünüz zaman ya bu adam kabadayı mıdır, bitirin midir, ne ayaktır diye düşünüyorsunuz. Ama tarih boyunca böyle değildi. İnsanlar bazen stres atmak için, bazen statülerini göstermek için, bazen de ibadet etmek maksadıyla daima tesbih benzeri aksesuarlar kullanmışlardır. Mesela çok enteresan bir kayıt tesbihin bilinen ilk örneğini bize gösteriyor. Santorini adasında Akrotiri diye bir köy var ve bu köyün içerisinde de Heste 3 diye bir kazı alanı var. Arkeologlar yanlış hatırlamıyorsam 2022 senesinde burada yapmış oldukları kazıda bir duvar resmi buluyorlar. Duvar resminde elinde kırmızı bir tesbihle gezinen bir bronz çağ hanımefendisiyle karşılaşıyoruz. Muhtemelen bu hanımefendi tarihte tesbih çektiğini bildiğimiz ilk hanımefendi oluyor. Tabii bu husus tartışmalı. Ancak şu özellik var ki Akrotiri'yi bizim için kıymetli hale getiriyor. Terra yanardağı patladığı zaman Santorini ve onun içerisindeki Akrotiri külle kaplanıyor ve buradaki evler, bu evlerin içerisindeki eşyalar çok iyi korunabiliyor bu volkanik kül sayesinde. Dolayısıyla her ne kadar Santorini halkının canına kastetmiş olsa da Terra yanardağına teşekkür etmemiz lazım. Biz tesbihçiler için en erken ve en eski kaydı sunduğu için. Beri yandan dünyanın bir başka ucunda Hindistan'da da insanların tesbih yapma alışkanlıklarının ve tesbih çekme alışkanlıklarının çok eskiye gittiğini biliyoruz. Biliyorsunuz Hinduizm inancında mantra denen bir ibadet biçimi vardır. Bizdeki zikre benzer, evradu ezkara benzer. Hindular günlük olarak belirli sayıda tesbihatı çekerler. Om Namah Shivaya gibi olabilir. Yani Shiva'nın yüce adını ulularım, tesbih ederim gibi olabilir. Veyahut Budistlerin Om Mani Padme Hum'u gibi olabilir. Hatta bugünlerde biraz karikatürize bir şekilde yoga deyince aklımıza iki elini böyle yapmış Om demekte olan biri geliyor. Buradaki o Om aslında bir mantranın tekrarından ibarettir demiş olalım. İşte bu Hindular bu mantraları sayabilmek için 108 taneli tesbihler yapıyorlar. Ve tesbihin malzemesi ve şekli kişinin hangi mezhebe bağlı olduğunu gösteriyor. Mesela Shivacı Hindular Rudraksha ağacının tohumlarından yaparlarmış ve bu tohumlara da Shiva'nın gözü derlermiş. 108 tane diziliyor. Ortaya da bir tane büyük bir tane konuyor. Bizdeki imamenin karşılığı olacak şekilde. Buna da guru tanesi deniyor. Budistler eliyle bu güzel aksesuar Güney Asya'nın dört bir tarafına yayılmış. Lamalar manastır ehline dualarla, tütsülerle vesaire sunuyorlar bu tesbihleri. Ayrıca Japonya'da da Ojuzu veya Juzu denen tesbihlerin kullanıldığını biliyoruz. Hatta ilginç bir şey nakledeyim size. Japon sanatında bu tesbihlerin imame kısmına bir mercek yerleştirilmesi ve bu mercek vasıtasıyla azizlerin 3 boyutlu resimlerinin konması adet olmuş. Herhalde bu adet bizim Müslümanları da etkilemiş olacak 20. yüzyılda. Ben de çocukluğumda fevkalade hatırlıyorum. Hac'dan gelenler Kabe görüntülü veyahut Medine-i Münevvere görüntülü tesbihler getirirlerdi. Bu meğer Japon icadıymış. Ojuzular çok eskiden beri bu şekilde tasarlanırmış. Bizim Müslümanlar da bu inovasyonu Japonlardan almışlar diyebiliriz. Bununla birlikte Çin'de Shuzu, sayma taneleri olarak isimlendirilen bu tesbihler bir statü göstergesi haline geliyor. Ming Hanedanı döneminde özellikle zengin beyler tesbih koleksiyonu yapmaya başlıyorlar. Hatta ve hatta o günlerde bizde de ara sıra konuşulur ya, ya bu tesbihlerle Allah deniyor, zikrediliyor, böyle sallanmaz bu tesbihler falan. Böyle diyaloglar geçer. Siz de mutlaka duymuşsunuzdur. Çinliler de konuşmuşlar. Ya bunu biz ibadette kullanıyoruz. Böyle sallamalı koleksiyonluk tesbihle bir olur mu gibilerinden onlar da fetva kuruluna sormuşlar zamanında. Hatta King Hanedanı döneminde bu tesbih koleksiyonculuğuna bir müdahale gelmiş ve tesbihlerin hangi malzemelerden yapılacağı, hangi sayıda toplanacağı hususları kanuna bile bağlanmış. Bu kadar önem verilen bir hadise. Hinduların Japamala dedikleri tesbih biçimi bu şekilde. Biraz da kendi yakın coğrafyamıza bakalım. Yahudilerde bir tesbih geleneğinin olmadığını biliyoruz. Onlar Tevrat'ın da emrettiği şekilde tisilsiz denen, zünnar da bizim lisanımızda denen bele bağlanan püsküllere sahiptirler. Böyle bir ip bağlanır, düğümler atılır onun üzerine. Bazen üçlü falan
falan da olur böyle. Bele bağlanır. Bu her düğüm şunu ifade eder. Ben Tanrı'nın emirleriyle bağlıyım. Bu yola bel bağladım anlamındadır. Dolayısıyla onlarda böyle bir günlük tesbih usulü de olmadığında Yahudi tesbih diye bir şeyden bahsedemeyiz. Ancak enteresan bir şekilde belki de sizin Hristiyanlar arasındaki görüntüsü olarak İngilizlerin rozari dedikleri tesbih biçiminin çok erken tarihlerde erken Hristiyanların elinde olduğunu görüyoruz. Mesela 4. asırda Tebeli Aziz Pavlus'un tesbih taşıdığı rivayet olunuyor. Yine doğulu Hristiyanlar arasında tesbihin orijin hikayesi Mısırlı Aziz Pacomius'a dayandırılıyor. Rivayet o ki Pacomius bazı cahil, daha doğrusu ümmi eski tabirle, yani okuma yazma bilmez keşişlerin Paternoster duasını veyahut Kyrie Eleison duasını karıştırdıkları ve sayıyı tam sayamadıklarını görmüş. Bunun üzerine bir ipe düğümler atmak suretiyle onlara bir tesbih tasarlamış, şu şekilde bir tesbih yapıvermiş. İşte bu düğümlü tesbihte Hristiyanların en erken tesbih biçimi olmuş derler. Enteresan bir şeydir, 7. 8. yüzyıllardan kalma bazı aziz mezarlarında boncuklu tesbihlere de denk geliniyor. Dolayısıyla Hristiyan aleminde çok eski bir uygulama. Ve enteresan bir şekilde Ruslar bunu deriden yapıyorlar. Böyle kamçı şeklinde tasarlıyorlar. Ona da Lestovka diyorlar. Yine Etiyopyalı Hristiyanlar arasında Mekuterya denen bir başka tesbih uygulaması var. Ayrıca Slavların arasında yine Chikot veyahut Hikot denen tesbihlere de denk geliniyor. Bunlar Hristiyanlığın genel tesbih biçimleri. Peki kaç tane taş oluyor bu tesbihlerde? 150 tane genellikle taş olur. En temel biçimi 100 taneli olandır. Ancak 150 taneye kadar çıktığı vaki. 150'nin de sebebi şu: mezmurlardaki ibadet bölümleri, pasajlarının sayısı 150 tanedir. Dolayısıyla onun sayılması için 150 tane yapılır. Bir başka tesbih formunda Hazreti İsa'nın 39 kamçı yemesinden hareketle 39 artı 2, birisi Meryem Anne, biri de Hazreti İsa'yı temsil edecek şekilde 2 eklenir üzerinde. Böylece 41 taneli tesbihler yapılır. Böyle tesbihler de mevcuttur. Ancak 60'lık, 50'lik, hatta belki bizden esinlenerek 33'lük tesbihlere de denk geliyoruz Hristiyan aleminde. Bir manastıra girdiğiniz zaman saçınız kazınırdı eskiden. Bunun üzerine bu saç kazıma töreni sırasında size bir tesbih hediye edilirdi ve tesbihin üzerinde de genellikle şu ifadeler yer alırdı: ey erkek veyahut kız kardeşimiz falanca, Tanrı'nın sözü olan ruhun kılıcını, Hristiyanlar tesbihe ruh kılıcı derlerdi, eline almış bulunuyorsun. Ruhunda, düşüncelerinde taşıman gereken sonsuz İsa duasında bunu kabul et ve kullan ve yüreğin her zaman şunu söylesin: Tanrı'nın oğlu Rab İsa Mesih, günahkar olan bendene merhamet eyle. Bu duayı ve ikazı hatırlatarak kendisine tesbihi tevdi ediyorlardı. Böylece manastır yaşantısı başlamış oluyordu. Tabii bu dini tarafı işin. Hristiyan aleminde bir de profan biçimde de kullanılıyor tesbih. Hatta ve hatta statü göstergesi olarak kullanılıyor. Özellikle Yunanlılar arasında. Burada bizden biraz esinlendiklerini söylemem lazım. Çünkü 1700'lerin sonunda, 1800'lerin başında Yunanlılar arasındaki ayan sınıfı, zengin ağa sınıfı ellerinde parlak kehribar tesbihlerle dolaşırlarmış ve bunlara ipek püsküller yaptırırlarmış zenginliklerinin göstergesi olarak. Bunun en erken örneklerinden bir tanesi Yunanlıların ilk kralı olan Otto'nun Yunanistan'a geldiği günlerde kendisini karşılayan bir Yunan beyini resmeden bir resimde görülüyor. Elinde böyle ipek püsküllü bir tesbih. Zaman içerisinde Yunanlılarda da bizdeki gibi kabadayı sınıfı oluşmaya başlamış. Bunlara mangasta diyorlar. Bir başka ismi daha var, onu da parantez içerisinde söylemiş olayım. Kutsavakis diyorlar, yani tek kollu. Çünkü ceketi tek kolla giyerlermiş. Bir kolu açık bırakır, bir omzu açık bırakır, onu omza atar. Bir de hafif böyle topal topal yürüdüğü için tek kollu, tek ayaklı anlamında kutsavak istiyorlar. Hatta ilginç bir şeydir. Karagiozis oyununda, yani Karagöz oyununda bir tipleme vardır. Stavrakas kutsavakis, yani kabadayı stavrakas. Bu stavrakas da bizdeki tuzsuz deli Bekir'in birebir karşılığıdır. Onun da resmediliş biçiminde mutlaka elinde bir tesbih olduğunu görüyorsunuz. Yunanlılar tesbihe komboloi diyorlar ve bu komboloi'nin özelliği ses çıkarması. Yani şıklatılarak böyle 5 parmak üzerinde gezdirilerek çekiliyor bu tesbihler. Çok ses çıkarması makbul. Ve özellikle fukara takımı başta ağaların elinde olan bu tesbihi kendileri kullanmaya başlıyorlar ve bir yere geldikleri zaman birilerini de rahatsız etmek için çekiyorlar. İlginç bir şeydir. Ağalar ipek püskül kullanırken fukara takımı ve bu kutsavakis takımı zengin olmadığı için püskülsüz tesbihler kullanırlarmış ve bu sayede o şıklatmanın daha yüksek olmasını temin ederlermiş. Böyle de önemli bir eşya Yunan kabadayıları için bu tesbih. Bu komboloi'nin enteresan bir özelliği var. Biraz gevşek olarak yapılıyor. Bu daha seri sallanmasını sağlıyor. Hatta ilginç bir şeydir. Rebetiko veyahut rembetiko diye bir müzik biçimi vardır Yunanlıların. Bizdeki gazel musikisine, biraz ince saz musikisine benzer. Hatta kafe amanes de derler buna. Bu rebetiko musikisinde dinlemişseniz şayet, ki ben çok severim,
bazen böyle şıkırtı sesleri duyarsınız. Bu şıkırtı sesleri kombolo ilerle yapılır. Bir rakı bardağına böyle tespihi vura vura ritim tutarsınız. O ritimde Rebetiko musikisinin olmazsa olmaz parçalarından bir tanesidir. Yani Yunanlılar tıpkı bizdeki gibi bu tespihleri, bazen de stres tanesi olarak söylenir İngiliz lisanında, bu kadar hayatlarının merkezine koymuşlardır. Enteresandır, meşhur sosyalist siyasetçi Andrea Papandreou aynı zamanda bir tespih koleksiyoneriydi. Hatta daha da ilginci, Maria Chronopoulou diye bir aktrisleri vardı Yunanlıların. O hanımefendi de her filmde eline böyle bir 33'lük alırdı. Kabadayı kabadayı dolaşırdı. Böylece komboloyu taşımanın yalnızca erkeklere mahsus olmadığını da vurgulamış olurdu. Böyle de enteresan yönleri var bu işin. Tabii şurada bir not düşmem gerekiyor. Bu komboloiler 33'lük olmaz. 17 olur, 19 olur, 21 olur. Bizdeki maskot, efe veyahut kabadayı tesbihi denilen tesbihlerle hemen hemen aynıdır. Tesbih dediğimiz gibi biraz sembolik bir alet. Yani mesela bu manastır ehlinin çektiği tesbihlerde şöyle bir özellik görüyoruz. Bunun püskülüyle gözyaşlarını silerlermiş. Bu tesbihler kırmızı olursa Hazreti İsa'nın kanını, siyah olursa günahlardan dolayı hissedilen matem duygusunu ifade edermiş. Böyle her yanıyla sembolik bir alet ve dolayısıyla bizde de çok sık kullanılan ve çok sevilen bir alet. Peki bizdeki tesbihin tarihçesi nedir diyecek olursanız, Hazreti Peygamber zamanında belirli duaların ve zikirlerin sık sık tekrar edildiğini biliyoruz. Neticede Kur'an'da da sık sık beni zikredin, benim ismimi anın diye emirler var. Zaten bu hususiyetiyle İslam diğer dinlerden de biraz ayrılır. Yani sadece Allah'ın isminin anılması bir ibadettir. Yani Tanrım beni bağışla veya sen yücesin değil de Allah'ın doğrudan ismini anmak da bir ibadettir İslam'da. Dolayısıyla bu rakamlara zamanla bağlanmıştır. Ve bu rakamların tayini için sahabelerin bile çakıl taşlarını kullandığını görüyoruz. Bir sepet gelirmiş, içinde çakıl taşları, onlardan sayarlarmış bir rivayete göre. Bir başka rivayet hurma ve zeytin çekirdeğini işaret ediyor. Daha da ilginci Ebu Hureyre'nin bu şekilde bir ipe düğümler atarak ilk tesbihi yaptığı rivayet olunuyor. Böylece kişiler yapmış oldukları zikirlerin sayısını, adedini de belirlemiş oluyorlar. Bu çakıl taşı uygulaması asırlar sonra da devam etmiştir. Nakşibendiler arasında Hatme-i Hacegem denen zikir sırasında bu çakıl taşlarıyla sayılır çekilen zikrin adedi. Zaman içerisinde bir uygulama daha geliyor İslam alemine. O da aslında günümüz boncuklu tesbihlerinin atası olacak. Bir yere gittiniz diyelim mübarek bir beldeye. O bölgenin toprağından bir kil alıyorsunuz ve o kili pişiriyorsunuz. Buna da türbet deniyor. Bu pişmiş killerden oluşan tesbihlerin güncel, modern örnekleri de var. Mesela Şiiler Kerbela toprağından bu şekilde tesbihler yaptırırlar, onları taşırlar. Dolayısıyla günümüzde de devam eden bir uygulama olduğunu söylemek mümkün. Bizde tesbihler ekseriyetle 99 tanelidir. Allah'ın 99 ismine işareten. Bir tane de imamesi bulunur mutlaka. Ayrıca ufak böyle 11'lerde veyahut 12'lerde, bazen 12 imamı bazen Hamse-i Alaba'yı yani 5 mübarek ismi sembolize etmesi için durak veyahut nişane denen rakam belirleyiciler konur. Yani burada bir durursunuz. Buradan buraya 11 olduğunu anlarsınız. Ve bu şekilde 33'lük olarak da bölünür 99. Bu da günlük ibadetlerin bölünebilmesi için ve namaz sonlarındaki Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber zikirlerinin tespit edilebilmesi için genel bir uygulamadır. İslam dünyasında tesbihin genel görüntüsü bu şekildedir. İstisnai olarak Afrika ve Arabistan'ın bazı bölgelerinde çok yaygın bir başka tesbih tipi var. Onu da sizlere göstermek istiyorum. O da şudur. Özellikle hac sırasında, tavaf sırasında 7 kere dönülüyor ya Kabe'nin etrafı. Onu tayin etmek için böyle 7 tane yandan boncuk çıkartırlar. Bu da bir başka tarzdır. Bu elimde görmüş olduğunuz zeytin ağacından yapılmış hafif yağlı bir tesbihtir. Bunu da Filistin bölgesinden almıştım zamanında. Hatta enteresan bir hatıramı burada nakledeyim. Filistin seyahatimiz sırasında yanımızda Cihangirli bir hanım teyze vardı ve fellik fellik tesbih arıyordu sağda solda. En sonunda bir Hristiyan dükkanına girdi ve İngilizlerin o rosary dedikleri zeytin ağacından yapılmış tesbihlerden bir tanesini buldu. Ucunda da bir haç işareti. Ya hayrolsun dedik, siz Hristiyan mıydınız bilmiyorduk falan gibilerinden. Yok dedi, bir Ermeni komşum vardı. Kudüs'e geleceğimi duyunca aman bana oradan mutlaka tesbih getir dedi. Onun gönlünü hoş etmek için alıyorum demişti. Bu da hoş bir anekdot olarak arz etmiş olayım bunu da. Şimdi efendim bizdeki tesbih geleneği böyle başlıyor arz ettiğim gibi. Ve Osmanlılar yani Türkler tesbih sanatında İslam dünyasında bir numara oluyorlar. Dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanlar arasında bir Türk tesbihine sahip olmak statü göstergesi haline geliyor kısa bir süre içerisinde. Tesbih sanatını fevkalade ileriye taşımışız. Başka hiçbir milletin yapamadığı kadar. Aslına bakarsanız tesbih yapılan malzemelerin hiçbirisi bizim memleketimizden çıkmıyor. Ne kuka, ne pelesenk, ne bağa bizim memleketimizde bulunabilen bir şey değil. Ancak biz onun işlemesini
fevkalade başaran bir milletiz ve bu hususiyetimizde de ön plana çıkıyoruz. Enteresandır mesela Yemen Fatihi Vezir-i Azam Sinan Paşa'nın metrukatında yani kendisinin ardından bıraktığı miras veresesinde 15 adet inci tesbih bulunuyor mesela. Ayrıca Kadir gecelerinde sadrazamın padişaha, padişahın annesi olan Valide Sultan'a ve şehzadelere tesbih hediye etmesi adet. Ayrıca padişaha götürebileceğiniz en güzel hediye iyi bir tesbih. Mesela Cezayir dayılarının padişaha mercan tesbihler götürdüğü biliniyor. Kayıtlarda bunlar da mevcut. Çok ilginç bir örnek vardır Osmanlı tarihinde. Padişaha değil de padişahın halka tesbih hediye ettiği bir hadise. O da şu. Sultanahmet Camii yapıldığı zaman bu camiyi kaç kişi alıyor diye merak etmiş Sultanahmet. Ve bunun üzerine de binlerce tesbih yaptırmış. Böylece tesbih verilecek. Kaç tesbih kişiye ulaştıysa ona göre kaç kişinin sığdığı anlaşılacak. O gün 86 bin tane öd ağacından tesbih dağıtıldığı rivayet olunur. Öd ağacı tesbihin de bir örneğini size göstereyim. 99'luk olanı şu şekilde olur. Öd ağacı tesbih dağıtmış. Çıkınca da cemaat yine aynı cemaate bu defa kalembek veyahut kelebek denen sandal ağacından tesbihler dağıtılmış. Tabii bu rivayet ne kadar doğrudur bilemiyoruz. Netice itibariyle 86 bin çarpı 2 tane tesbihin o devirde yapılması ve halka dağıtılması biraz zor görünüyor. Ama neden olmasın? Osmanlı bu. Bazen böyle ince işler için, prestij için itibardan tasarruf olmaz diyerek harcamalar yaptığı biliniyor ecdadımızın. Bizim tesbih geleneğimiz tabii çok renkli. 500'lük meydan tesbihi denen tesbihler de yapmış bizim ecdadımız. Bu tesbihler genellikle tekkelerde şeyh efendiler tarafından kullanılmış. Ayrıca 5000'lik veyahut 10000'lik yine meydan tesbihi adı verilen çok büyük tesbihler, bazen de iri taneli tesbihler de tasarlanmıştır. Bunlar da enteresan bir biçimde cemaatin eline veriliyor. Yani bir halka halinde oturduğunuzu düşünün. Herkes bir taneyi eline alıyor, öbür tarafa doğru çekiyor. Bu şekilde hep beraber zikretmiş oluyorsunuz. Bu da enteresan bir uygulama. Yine bizde mesela şeftali çekirdeği ve zeytin çekirdeği özellikle ibadet tesbihinde bir numaralı tercih edilen malzeme oluyor. Bilhassa tasavvuf çevreleri içerisinde. Bu meyanda Osmanlı'da tesbih ustalarının çok sayıda olduğunu söylemek lazım. Mesela 19. asrın sonlarında Kapalı Çarşı'da 300'den fazla tesbih ustası olduğu biliniyor. Osmanlı devrinde yaşamış birkaç ustanın isimlerini de burada aktarayım. Mevlana Kapılı Mahmud Usta, Horoz Lakaplı Salih Usta, Balatlı Nuri, Topuz İsmail, Sağır Rıfat, Fil Dişici Nuri, fil dişinden tesbih yapıyormuş. Fil Dişici Burhan, Tophaneli İsmet, Börekçi Mahmud, Salih Usta, Eyüplü Deli Tahir, Beylerbeyli Ali Usta, Tosun Usta, Beşiktaşlı Sağır Rıfat, Kehribarcı Muhittin gibi isimler Osmanlı tesbih sanatının önde gelen isimleri olarak kayıtlara geçmişler. Günümüzde de var çok sayıda usta, isimlerini verip reklam yapmayayım. Ancak sahadan çekilmiş olan bir ismi vereyim, o da çok meşhurdur. Neyzen Niyazi Sayın'dır. Niyazi Bey çok güzel tesbihler yaparmış zamanında ve talebelerine de bu tesbih sanatının inceliklerini öğretmiş. Ondan meşkedip tesbih sanatıyla hayatını idame ettiren, geçindiren insanlar da mevcut demiş olalım. Şimdi efendim bu tafsilatı, bu malumatı verdikten sonra biraz da tesbih nasıl seçilir, nasıl çekilir bundan bahsedelim. Evvela ben çok dindar adamım, 99'luktan başka tesbih tanımam diyorsanız elbette o başka bir tercihtir. Ancak bulabiliyorsanız şöyle mesela zeytin çekirdeği bir tesbihinizin olması lazım. Böyle çok mütedeyyin bir adamsanız. Zeytin çekirdeği bu ilginç bir tesbih elimdeki. Ben bunu Mescid-i Aksa'nın bahçesine düşen zeytinlerden topladım ve bir ustamıza yaptırdım bu şekilde. Hoş bir zeytin çekirdeği tesbih görüyorsunuz. Tabii başka malzemeler de olabilir. Mesela bir öd ağacı 99'luk, bir kuka 99'luk göstereyim. Bu da çok yaygındır. Erzurum bölgemizde falan da insanlar kuka kullanırlar ve bunun kararması marifettir. Eskiden doktorların bunu kullandığı rivayet olunur tesbihçiler tarafından. Dezenfektan bir özelliği olduğuna inanılıyormuş herhalde. Çekildikçe yavaş yavaş sarıdan siyaha doğru dönmeye başlar. Ne kadar çok karartırsanız bu tesbihte o kadar çok çalışmışsınız demektir. Bu da bir marifettir. Kararmış bir kuka gerçekten parayı hak eden bir kukadır yani, öyle söylemiş olayım. 99'luk tesbihlerde de kuka tercih edilebilir. Yine yeşil pelesenk olur, boynuz olur, bağ olur, o sizin tercihiniz. 99'luk tesbihler bu şekilde. 33'lük sallamalık bir tesbih tercih edecekseniz evvela maskot mu tercih edeceksiniz? Yani 17, 19, 21'lik bir ufak tesbih mi tercih edeceksiniz? Ki bu takdirde büyük taneli alacaksınız ve efe tesbih olacak, elinizde duracak.
bu tercihte bulunmanız lazım. Ya da hem benim normal böyle günlük işime yarasın hem de böyle arada bir sallayabileyim, elimde de hoş dursun diyorsanız bence bir numaralı tercih meselesi 33'lük tesbihtir. Ben de çok meraklıyımdır 33'lüğe. Hatta ve hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bu benim kötü alışkanlığım diyorum ya. Cebimde 33'lük tesbihi yoksa sokağa çıkamam. Kendimi çıplak gibi hissederim. O kadar da rahatsız olurum yani. Böyle sevdiğim bir şeydir bu. 33'lükte de çok dolandırıcılık vardır piyasada. Onu söyleyeyim size. Özellikle ben kehribar alacağım, kehribar tesbih meraklısıyım diyorsanız size ya toz kehribar satacaklar, ya sıkma kehribar satacaklar, ya da katalin diye yapay bir malzemeyi size kehribar diye kakalayacaklar. Kehribar doğal bir malzeme ve çok pahalı bir malzeme. Kehribarın gramajına bakın, orijinal kehribarın ne kadar olduğunu oradan anlarsınız. Yani bugün aksesuar yapımında kullanılıyor. Ama benim çok param var diyorsanız kehribarı tabii ki tavsiye ederim. Güzel bir reçine kokusu gelir burnunuza. Çektikçe parlar. Çektikçe o kokuyu hissedersiniz. Kehribarda şöyle bir şey söylüyorlar gerçeğini sahtesinden ayırmak için. Bazıları böyle sürterler üzerlerine ve elektrikleniyor mu? Yani bir şeyleri elektrikle çekiyor mu? Bunu test ederler. Bazıları da yakarlar. Ancak bu bir risk tabii ki. Elinizdeki tesbih gerçek kehribar değilse tesbihe de zarar vermiş olursunuz. Önemli olan tabii iyi bir kehribarda dediğim gibi hem görüntüdür hem de biraz koku da ister demiş olayım. Bu benim kanaatim tabii ki. Çünkü tesbihçiler çok tartışır bu konuda, öyle mi olur böyle mi olur diye. En tartışmalı konu kehribardır. Ancak ikincil olarak en yaygın olan kuka tesbihlerdir. Kuka bir ceviz biçimi, Hindistan cevizi gibi bir malzeme ve deliksiz, oluksuz, sert bir malzeme. Çok güzel tesbih yapılıyor. Dediğim gibi kararmasıyla meşhur bir malzeme ve dolayısıyla da tesbih çekenler için bir numarada tercih edilecek malzeme. Elinizde böyle yağ gibi de akar, kayar. Yani çok hoş bir tesbih çekimi olur. Biraz mat ve sarı renkli olanı alın ki o dönüşümü de görün. Yani emeğinizin karşılığını da tesbihin üzerinde görmüş olur. Bir de kokulu taşlar vardır. Kokulu ağaçlar vardır daha doğrusu. Benim birincil tercihim de bunlardan yanadır. Mesela yeşil pelesenk ağacından yapılmış bir tesbih. Bu çok dayanıklı bir malzemedir. Gemi şaftlarında, gemilerde kullanılır. Yani suya dayanıklı bir malzemedir. Ve mis gibi buram buram kokar. Hatta eskiden bu kokan tesbihleri, güzel kokulu tesbihleri kapalı kutularda koyarlarmış ki kokuları daha yoğunlaşsın. Sadece çekileceği zaman ellerini alırlar. Böyle çektikçe elinizde hoş bir koku da kalır. Ben birinci olarak tavsiye edeceğim tesbih biçimi budur. Bunun haricinde tabii ki boynuz tipi, yani hayvani kökenli malzemelerimiz de var. Mesela koç boynuzu bir tesbih görüyorsunuz elimde. Yine boğa boynuzu, buffalo da diyorlar da boğa, daha doğrusu manda boynuzu bir tesbih. Yine siyah olanını görüyorsunuz. Bunlar da hoş ve hafif malzemelerdir. Zaten tesbihte en önemli olan şey ipi kesmemesidir. Şimdi birazdan geleceğiz ona. Taş malzeme de kullanılıyor. O benim çok tercih ettiğim bir şey değil. Benim tercih ettiğim en ağır malzeme gördüğünüz gibi deve kemiği veyahut naka denen deve dişlerinden de yapılır. Bu tesbihlerdir. Bu tesbihler tabii kemik diş malzemeleri kullanıldığı için biraz ağırcadır. Ancak böyle hoş da bir elde bıraktığı his var. Dolayısıyla tercih edilebilir. Malzeme demişken şunu da burada eklemiş olayım. Çok ilginç malzemelerde kullanılabiliyor tesbihte. Yani o tesbih ustasının marifetine bağlı olarak mamut dişinden, yani arkeolojik kazılarda çıkartılmış mamut dişlerinden yapılmış tesbih bile gördüm ben bu zamana kadar. Yani zengin bir adamın evinde bu tarz şeylere denk gelebiliyorsunuz. Fil dişidir, mamut dişidir, gergedan dişidir. Ancak böyle kıymetli ve nesli tükenmekte olan fil gibi, gergedan gibi hayvanların dişlerinden tesbih yapılmasını ben çok hoş görmüyorum. Kendim de pek tercih etmiyorum. Sizin de tercih etmemenizi arzu ederim açıkçası. Dolu deve var ortalıkta, dolu dana var. Onları artık bir şekilde kullanılıp onlardan doğal malzeme üretmek çok daha yerinde olacak diye düşünüyorum. Yine sert ve ağır malzemelerden abanos, biliyorsunuz klarnet yapımında da kullanılır. Tesbih olarak da tercih edilebilecek sert malzemelerden bir tanesi. Tabii teknolojinin gelişmesiyle tesbihçilik de değişti. Hatta şunu söyleyebilirim. Osmanlı döneminden kalan tesbihler bugünkülerden daha iyi değildir bence. Çünkü o dönemde bu torna tesviye işleri olmadığından bu kadar milimetrik hesaplı tane çıkartamıyordu insanlar. Ve İyi bir ustanın eline düşmediyse o malzeme hafiften böyle taneler arasında dengesizlikler de oluyor. Yani bugün Osmanlı tesbihi diye satılan tesbihlerin bir kısmında bu dengesizlikleri ben çok defalar gördüm. Dolayısıyla bugün torna tesbihi de geliştiği için, yani bir usta tesbihi almayacaksanız, bir sanatkarın elinden çıkmış bir tesbihe sahip olmayacaksanız bile iyi bir tesbihe sahip olabilirsiniz. Elinize oturacak, güzel çekeceğiniz bir tesbihiniz olabilir. Ve malzeme çok çeşitlendi. Mesela şu elimde gördüğünüz bir zencefil, preslenmiş zencefilden bir tesbih yapmışlar. Ben de bunu keyifle çekiyorum ve çektikçe elimde de ısındıkça buram buram zencefil kokusu alıyorum.
Yine tarçından yapılmış bir tesbihim daha var. Tabii daha ufak bir tesbih o. Tabii şunu söylemem lazım. Bu tarz presli tesbihlerde kırılma olabiliyor. Mesela bunun imamesini kırmışım ben. Hızlı böyle şey yapayım, 5 parmak çekeyim derken onu çatlatmışım. Dolayısıyla presli malzemede biraz daha temkinli olmak gerekiyor. Şimdi taş tesbihlere gelelim. Piyasada bunlar çok var ve herkesin evine de giriyor bir şekilde. Mesela bir kaplan gözü tesbihi var elimde. Kaplan gözü taşından yapılmış. Bu kuvarstan olabilir, ametisten olabilir. Hatta lapis lazuli'den bile olabilir. Çok zenginseniz elmastan olur, şundan olur, bundan olur. Ama bence bu taş tesbihler ağırlıklarından dolayı ipi çok gevşetiyorlar, zamanla kesiyorlar ve çekimde de ben pek bir keyif alamıyorum. Ne elimde bir koku kalıyor, ne parladığını görüyorum. Doğal malzemeyle daha fazla ilişkiye giriyorsunuz. Ağaçla veyahut hayvani bir malzeme kullandığınızda daha yakın irtibat kuruyorsunuz malzemeyle. O da bambaşka bir keyif bence. Tabii bu benim kendi tercihim. Siz taş seviyorsanız böyle taş tesbihlerde kullanabilirsiniz. Bunların içine genelde misina koyuyorlar ki lastikli misina böyle hemen kopmasın gibilerinden. Şimdi malzememizi seçtik diyelim. İyi bir malzeme belirledik artık kafamızda. Burada anlattıklarımdan da yola çıkabilirsiniz. Nasıl bir tesbih alacağız? Şimdi bazıları ufak tesbih severler, sallamalık severler. Ben biraz gösterdiklerimden de anlamışsınızdır, iri taneli severim. Bu tanelerde de çeşitler vardır. Mesela kürevi diye bir çeşidi vardır tesbihin. Şöyle göstereyim. Tam yuvarlaktır taneleri. Yani hiç böyle eğim meğim yok. Dümdüz yuvarlak kürevi. Beyzi denen bir çeşidi vardır. O da eliptiktir. Elips şeklindedir. Şöyle onu da göstermiş olayım. Bir de eskilerin şalgami dediği, bende çok örneği bulunmayan, hafif geoid şekilli, yani yukarıdan ince başlayıp göbeklenen, aşağıda bir daha incelen bir tarzı daha var. Tabii çok daha farklı tane çeşitleri var. Mesela böyle kristal gibi yapılan, fasetalı deniyor ona. Kristal gibi olan çeşitleri de mevcut. Bu tanelerden bir tanesini seçmeniz lazım. Böyle elime otursun istiyorsanız kürevi iyi bir tercihtir mesela. Ya da çekim için, sallamak için beyzi, böyle daha akıcı, elinizde akacak tarzda ufak ince tesbihleri tercih edebilirsiniz. Malzeme seçiminden sonra ikinci olarak bakmanız gereken de bu. Tabii şu var, yani bir tesbih yapan hususiyetleri. Mesela şöyle bir şey göstereyim size. Gümüş kazazlı bir tesbih elimde var. Püskül kısmı püskül olarak bırakılmamış, gümüş kazazlı, örme gümüşlü bir tarzda yapılmış. Bu bir keyiftir mesela. Yani özel bir akşam bir yere gideceksiniz, bir düğüne davetlisiniz falan. Şöyle gümüşlü mümüşlü bir tesbih elinize yakışır. Ama ben daha böyle doğal malzeme seviyorum ya günlük kullanacağım diyenler için de sistemli denen, yani aynı hat üzerinde daha sıklaştırılmış bir ipe daha ufak veyahut aynı boyutta başka taşların da dizilmesiyle oluşturulan böyle bir biçimi daha var tesbihin ki aslında en yaygın biçim de budur. Yani bizim o hacı amcaların elinde gördüğümüz şöyle püsküllü tesbihler pek tercih edilmez arkadaşlar. Yani iyi böyle bir örme mörme bir şey yapan bulursanız belki alınır da yani pek tercih edilecek gibi bir şey değil. Tabii böyle enteresan şeyler de deneyebilirsiniz tesbihinizde. Mesela ben bunu sistemli yaptırdım. Böyle sonra da renkli taşlar eklettirdim. Ve durak kısımlarına, nişane kısımlarına şöyle gümüş bir kılıç, zülfikar şekli eklettirdim mesela. Orijinal bir şeye dönüştü tesbih. Yani böyle kendinizde modifiye edebilirsiniz. Nitekim tesbih merakının, tesbih hobisinin sonunda varacağı yer kendi tesbihinizi dizmek için malzeme arama telaşıdır. Yani zaman içerisinde malzeme ararsınız, nasıl yapacağınızı öğrenirsiniz ama çok gıcık bir iştir. Yani o taşa o ipi geçirebilmek bazen sizin sinirlerinizi alt üst eder. Ben böyle ufak tadilat için kullanıyorum bazen bu usulleri. Yani bir türlü becerebildiğim bir iş değildir ama becerene de aşk olsun. Hakikaten zor ama keyifli bir şeydir ve çıkan sonuçta neticede sizi gerçekten tatmin edecek bir hadisedir. Tabii şunu da söyleyeyim, usta işi tesbihlerde bir adet gelişti. Şöyle ufak bir pul ekliyorlar bunun üzerine. Bu pulun üzerinde de bu tesbihi yapan ustanın adı yazıyor. Böyle de bir alışkanlık var. Hani alırsanız usta işi bir tesbih, böyle de bir şeyle karşılaşacaksınız. Onu da size söylemiş olayım. Herhalde tesbih hakkında etraflıca bilgi vermiş olduk. Hemen hemen yarım saat kadar uzadı bu video. Ancak sevdiğim bir iş olduğu için bunu da böyle arz etmiş oldum. Yolda, ilde, belde tesbihli bir adam görürseniz kınamayın dostlar. Belki de böyle meraklıdır. Küçük yaşta almıştır sazı eline. Dertli dertli vurmuştur sazın teline. Dolayısıyla alışmıştır yani. Elin gidiyordur bir şekilde, bırakamıyordur. Kınamayın diye de buradan kamuya bir çağrı yapmış olayım bu video vesilesiyle. Bugünlük de Nasıl serimizin bir başka videosunun sonuna gelmiş olduk. Ya sabır çekmeyeceğiniz, çok şükür çekeceğiniz günler temennisiyle hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim.